Ordu'nun Fatsa ilçesinde özel bir hastanede mide küçültme operasyonu geçiren 26 yaşındaki Neslihan Yılmaz, ameliyattan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Yılmaz'ın son görüntülerini ise operasyonu gerçekleştiren doktor paylaştı. Çok teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ederiz. Pişmanlık falan yok değil mi? Yok. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz inşallah. Son zamanlarda fazla kilolarından şikayetçi olanların sıkça tercih ettiği yöntemlerden biri de mide küçültme ameliyatları. Tüm operasyonlarda olduğu gibi mide küçültme ameliyatında da riskler oldukça fazla. Son olarak Ordu'da 26 yaşındaki kadın bu ameliyat sonrasında hayatını kaybetti ve uzmanların uyarıları ise kulak ardı edilmemeli. Israrla ameliyat olmak isteyen hastalarımız oluyor. Böyle durumda eğer hastanın ameliyata uygun, elverişli bir koşulu yoksa bu hastalara ameliyat etmemek gerekiyor. Bu ameliyatın gerçekleşebilmesi için belirli şartlar var. Boyun karesinin kiloya bölünmesiyle ortaya çıkan değerin 35 ve üzerinde olması durumunda hastalar ameliyat olabilir onayı alıyor. Her 35 üzerinde olan hasta ameliyat edilir mi? Burada da yine belirli sınırlamalar var. Örneğin yaş sınırlaması var. Burada 18-65 yaş arasında olması gerekiyor. Ameliyat olmaya engel bir durumunun olmaması gerekiyor. Daha önce en az 6 ay süreyle profesyonel olarak diyet desteği almış, buna rağmen kilo verememiş, verse bile tekrar kilo almış hastalar olması gerekiyor. Her operasyonda muhakkak risk mevcut. Ancak ameliyat risklerinden ayrı, hastanın taşıdığı risk oranı en büyük etken. Mide ile alakalı daha önce bir ameliyat geçirmiş olması, mide veya sindirim sistemiyle ilgili bir organın kanser hastalığını geçiriyor veya geçirmiş olması durumunda da ameliyatları yapmıyoruz. Bu ameliyattan sonra sadece fiziki değişimler değil, ruhsal değişimler de gözleniyor. Ameliyat sonrasındaki dönemde en sık rastlanılan psikolojik problemler, hastalarda az miktarda ve düşük kalorili yiyecekler yemeye teşvik edildikleri ve eski yeme alışkanlıklarını terk etmek zorunda kaldıkları için kendilerini kısıtlanmış hissedebilirler ve bu durum depresyonu tetikleyebilir. Yeme bağımlılığını ameliyat sonrasında geride bırakan hastalarda başka bağımlılıklar baş göstereceği gibi ikili ilişkilerde de büyük sorunlar ortaya çıkabiliyor. Hastaların yemekle olan ilişkilerinin azalması sonucu oradaki boşluğu tamamlamak adına başka bağımlılıklar geliştirebilirler. Obezite cerrahisinden ilişkiler de etkilenebilir. Hastanın değişen beden algısı ile kendi güveni artar ve yakın çevresiyle ilişkileri güçlenir. Ancak bazen hastadaki değişim eşi ya da partneri uyum sağlayamayabilir ve ilişkilerindeki denge maalesef bozulabilir. Hastalar aşırı kilo kaybı ile vücutlarında oluşan sarkmalardan rahatsız olabilirler ve bu görüntü bozuklukları da yine onlarda depresyona yol açabilir.